Evet, reklamların ardından Berdan Mardin'i stüdyomuzda ve bugün hakkında çok uzun süredir konuşulan magazin olaylarını dosyasını kapatmaya geldi. Bugün son kez konuşacağım dedi ve tabii ki Evet. biz seni dinleyeceğiz. Berdan hoş geldin. Doğum günün Hoş kutlu buldum. olsun. Sağ olun. Çok Böyle teşekkür tatsız ederim. konular doğum günde konuşmak istemiyoruz ama maalesef işin Olsun. gerçekleri, sen de bunlarla muhatapsın. Biz de Tabii. yazdan beri muhatabız sizin yüzünüzden. Benim Buyurun. yüzümden değil. Sen ünlüsün, senin yüzünden. Yani ben diğer Yani kişileri yoksa tanımıyorum. zaten diğer Ben kişinin bizim... konuşulmasını çok istemedim yani. Benim Evet, yüzümden farkındayım. değil. Ben bu şeylerin gündem olmasını da istemiyorum. Ama bir sabır taşıyız. Taş çatlar. Yani taş olsa çatlarsın. 7 ay geçmiş. O yüzden ben yoksa ya utanç diyorum bu konuların konuşulmasına. Sonuçta biz bir erkeğiz, bir adamız. Bizim de belli kriterlerimiz var. Duruşumuz var ki bugüne kadar duruşumu bozdun mu? Bugüne kadar hangi sansasyonumu gördünüz benim? Hangi kişiyle ne reklamımı gördünüz? Hiçbir Hayır. zaman. O yüzden ben konuşulmasını istemiyorum ama bugün özellikle hani bu arada geçen 2-3 gün önce zaten hepiniz bana maşallah buradan yürüdünüz. Ben Ben yürüdüm. Özellikle ben. O Ondan sonra yürümedi de onu bunu söylediniz. ben Biz yürümedim çünkü ikimiz ben yürüdük. haklı gördüğüm için seni. Sağ taraf yürüdü. Sağ Bu taraf. taraf Ben yürüdü. İkiniz yürüdüm. yürüdünüz. Ben gördüm. Ama bugün Biz inşallah yürürüz. Ne bu yapalım? Mevdani gibi konuşmaların demedim mi? karşısından sonra siz de neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Ve İnşallah. bugün bu Gerçeği konunun öğrenelim. da kapatılmak üzere yani ben bugünden sonra bir daha hiçbir yerde hiç kimse benim ağzımı açamayacak. Sadece işimi yapacağım. Çünkü ben çok çalışıyorum. Çok iş yapıyorum. Arkadaşlar bakın yarın özellikle buradan söylemek istiyorum. Yarın Mardin'de Ilısu Barajı'nın açılışı var. Cumhurbaşkanımız açacak. Herkes orada olacak. Bütün halkımız davetlidir. Batman, Mardin, Siirt, Diyarbakır Ilısu Barajı'nın açılışında konser vereceğim. Konserden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız açılışı yapacak. Ve çok tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Bu bir. İkincisi, her hafta sahnem var. Kıbrıslar var, düğünler var, burası var. Üçüncüsü, ben bir kozmetik fabrikası kurdum. Ben milyonlarca liralık yatırım yaptım köyüme. İnsanlara istihdam açtım, iş Siz ne açtım. fabrikası kurdunuz? Kozmetik. Ben 700 dönüm gül ve lavanta ektim. 4 sene yetiştirdim Nereye onları. ektiniz? Mardin'e, köyüme. Çok güzel. Mardin'e, Bu şehre çok de zengin ekmedim. ya. Bakın, Ay, şehir ya öyle değil mi ya? Tövbe ya Bu çok zengin Tövbe ya. Yani Hayır, kişilere ben... istihdam yaratmanız çok iyi, o anlamda Şunu söylemek anlatayım. Ben istemiştim. de onu anlatacağım. 40 kişi şu an köyde ekmek yiyor biliyor musun? Bravo, 40 bu kişi. çok güzel bir şey. Seneye 300 kişi ekmek yiyecek. Öbür sene... Marka vermeyin beyefendi. Yani marka dedim ben işte ben yani. Bu daha olmadı marka olmadı Peki tamam yani. Bir inşallah. sanat camiasında şu anda o marka. Şimdi şunu Berdan anlatmayacağım. Mardin'i zaten bir Ben marka. Biz onu çalışıyorum, konuşalım. çabalıyorum, işime bakmaya çalışıyorum. Tek derdim mutlu, huzurlu ailemle vakit geçirmek bu kadar. Bu son bugün. Evet, istediğinizi Şimdi sorabilirsiniz. o Güzel, zaman ilk önce ben istediğimizi soracaksak başlayabilir Seren miyim? başlasın. Tabii buyurun. Tamam. Sen aldatıldığının ne zaman farkına vardın? 9 Güzel yıllık soru. bir evlilik. Bu kadının seni başka erkeklerle diyeyim, sadece bir erkekten bahsediyoruz son zamanlarda ama ben birçok erkek olduğunu biliyorum. Bunlarla seni aldattığını ne zaman anladın? İlk, Evet. yani sonuçta Şimdi anlamamışsın. ilk tabii ki ben anlayamazsınız hiçbir zaman bu kadar çirkin şeyleri yani eşinize iki çocuğun annesine konduramazsınız. Yine söylüyorum bakın ben konuşmak istemiyordum ama beni zorla konuşturdular. Zorla 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 bakın 7 aydır sustum. Size de sadece yazılı açıklama gönderdim. Ama maşallah dinmediler. Ve dinmeyince de benim hani sanki haksız olduğum işte bir anne algısı, kadın algısı bilmem ne yaratmaya çalıştılar. Ben konduramam ya. Yani ben sonuçta nasıl kondurabilirim bunu? Sen Ama hiç kondurabilir anlamadın misin? mı aynı ne? Ben de Ya konduramam da sonuçta nasıl kadınlar anlayayım? daha Yani çabuk kamerama anlıyoruz. takacağım Peki ne bir zaman anladın? yerlerine Nasıl anladın ama? gezdireceğim aynı hayat Ama biz arkadaşımla kadın olarak birlikte. hissederiz mesela. Siz Şimdi erkek olarak nasıl... sevgilim olsa hissederim. Ama karın olunca başka bir şey Daha oluyor. rahat Anlıyor davranıyorsunuz. musunuz? Artık evlisiniz, Yani artık çocuklarınız var. evlisiniz, çocuğunuz var. Böyle bir riske insanların girmeyeceğini Bir de düşünüyorsunuz. sizin profilinizde bir erkek için. Bakın yani burada karşımızda Ne böyle var bir... benim profilimde yani? Hayır daha yani şimdi bak biraz Şimdi da bakın Anadolu şimdi daha erkeği böyle falan demek metroseksüel, daha istedim. böyle nasıl anlatayım size, böyle değişik yaşam tarzı olan bir erkekle evlendiğiniz Evet. zaman buna daha kolay cüret edersiniz. Şimdi sizin geldiğiniz kültür belli. Ben olsam korkarım şimdi böyle bir şey Peki cüret nasıl Tabii bu deli anladın? akıllı. Ha. Şimdi bu Ya deli ilk aklı olduğu nasıl için çözdün bu işi? Ben onu Serencim yani merak ediyorum. şöyle ben bir gün bir Bodrum'a gittim bir yere iş Kaç sene için. sonra oluyor bu? Ne kaç sene Yani sonra? Bu Bodrum'a evlendiğinizden kaç gittiğin sene tarih Bu işte nedir? ya Mart. Bu son Ha, Mart yeni. ayı. Tabii ben Bodrum'a gidince iş için sonra ertesi günü döndüm. Dönünce
Bu kadın evde yoktu. Çocuklar da bakıcılar falan zaten orada. Akşam da geliyorum gelmiyorum muhabbeti oldu. Hani bir takım şeyleri anlatmam lazım. Ve ben gelmiyorum, gideceğim, içeceğim, orada gideceğim, gece bir de geleceğim. Ben de bir daha gelme o zaman bu eve dedim. Çocuklar da yalvardı yakardı gel diye. Niye kavga çıktı ama? Dur, kavga durdum. Çıkmadı. Evdeyiz, eve gelmesi durduk lazım. Durduk yere gelmeyecek. Eve döndüğünde ev yok, akşam 8 oldu. Sen orada evet, neredesin? Ama meğersem ben Bodrum'a gittiğimde günlerdir zaten ben çıkar çıkmaz çıkmış ve eve gelmemiş. Günlerde yani daha önce yaptıkları gibi. Yani ben her konsere gittiğimde çantalar hazırlanıyor, dışarı çıkıyor sabahlara kadar peruklarla, sahte isimlerle dışarıda insan. Bunları tabii sonradan öğreniyorum. Şimdi gelmeyi... Ben de böyle bir cesaret, gelmeme cesaretini görünce onu da sonra anladım ne cesareti diye. Meğersem orada başka bir şeyler içip cesaret. Ki artık adli tıp raporunu almış sabah 8, bulunuyorsunuz bu konuda. Ben avukatımı aradım, dedim ki boşanma davası açıyorsun hemen. Çünkü ben bir kadın, evli bir kadın, iki çocuk varsa... Eve gelmiyorsa. Gelmiyorsa, çocuklarının onlara gel demesine rağmen gelmiyorsa ki ben hiçbir şeyden haberim yok o ara. Bunları bilsem. Şimdi siz bu kadar çok özür dilerim. Bu kadar senedir hiç mi fark etmediniz? Bu son seneye evet, kadar anladım. Evet fark etmedim. Tamam. Fark etmedim. Şimdi bunlar bittikten sonra gelmeyince ben avukatımı aradım. Hemen beni boşuyorsun dedim. Hiç uzatmıyorum. Çünkü benim için birisinin eve gelmemesi ertesi günün boşanma sebebi. Benim boşanma sebebim bu. Doğru. Tamam. Ben boşandıktan bir gün sonra çocuklarım bana geldi ağlayıp anlatmaya başladı. Ne oldu oğlum dedim. İşte asistanlar, yardımcılar anlattı. İşte baba dedi bizi hep otelde bıraktı, komşuda bıraktı ve gitti. Nasıl gitti? Hepsini tek tek anlattılar. Şu otelde, şu zaman ve tabletlerinde çocukların girişleri var zaten. Ben onlara baktım. Resim çekmişler, konumlar. Başka konumlarda mesela komşuya gidiyorum deniliyor. Komşudan fotoğraflar çekiliyor, bana atılıyor. Ben bakıyorum, ondan sonra oradan çıkıp başka yere gidiyor. Konumlardan ben zaten görüyorum fotoğrafları da nerede çekildiğinde. Orada olduğunu söylüyor. Ben yatıyorum diyor, telefon açıyor. Çocuklara da gözlerinizi kapatın. Bu bir gizli görev. Babanıza asla söylemeyecek. Çocuklar söylüyor bunu bana. Ama yani. Asla çocuklar babanıza söylemeyecek. Şimdi ben bunu konuşuyorum ama üzülüyorum. Niye? Çocuklarım için de onlara yarın böyle bir şey bırakmak istemiyorum ama... Vallahi mecbur kaldım artık. Yani mecburen konuşuyorum şu anda bunları. Zaten yani. Yapılanları. Dolayısıyla çocukların işte komşulara gidip bırakma terk suçu. Otellerde terk suçu. Diğer otelde terk suçu. Bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Biz de bunları anlatınca düğümlere baktık. Çevreye baktık. Kameraları çıkarttık. HTS kayıtlarını çıkarttık. Bir baktık ki yumak 9 seneye dayanıyor. Oo. Yani... Bir seneye değil yani 9 sene boyunca bir evcilik oyununun içine girmişiz. Bir şey yani, sorabilir miyim? Biz son Gökhan Göz vakasından bahsediyoruz ama burada birçok erkek olduğunu duyumunu aldık. Ve bu erkeklerin hiçbirisine evli olduğunu söylemiyor. Berdan Mardin'in karısı olduğunu söylemiyor. Peruklarla tipini sahte değiştirerek isimli. Hatta Instagram hesabında bile farklı bir isimle Instagram hesabı. Gamze Özdemir. Evet, müstehcen fotoğraflar oraya koyuyor. O hesap var mı öyle bir hesap? Var. Kayıtların hepsi bizde. Mahkemede her şey var. Yani o hesaplardan adamlara ulaşıyor. Çok mutlu bir evliliğiniz varken cereyan eden olaylara, Berdan. Mutlu mu görünmüş galiba, mutlu görünmüş. Ben sana diğer taraf olarak sormak istiyorum. Hiçbir sorun yokken. Ya benim için bir sorun yoktu. Ben saygı çerçevesinde yürütüyordum. İyi bir babayım, iyi bir aile reisiyim. Hatalarım olabilir. Herkes. Ufak tefek olabilir hatalarım. Herkesin tabii ki olur. Olabilir evet. Karşı tarafın da olabilir. Bunlar hiçbir zaman bu tarz durumları yol açacak pozisyonlar değil. Yani kendimi bununla aklayayım, şununla aklayayım gibi durumlar zaten büyük olmasın bir hata yani. Yapsan da en sonunda karşındaki gider. Ben şeyi öğrenmek istiyorum. 10 senedir de çıkardı zaten benim yani, büyük hatalarım değil mi? 10 sene durmuşsun. Zaten beğenmiyorsa da bu kadar başkalarıyla birlikte olmak istiyorsa gelir oturursun. Çünkü, dersin ki ben boşanmak istiyorum. Çünkü neden? Bir elim yağda olsun, baldan da alayım. Yağdan da alayım. Anladın mı? Çünkü insanın karakteri öyle. Ruhu insanın ama bir başkasıyla beraber olup nasıl düzgün kocasınla aynı yatağa girer başka sonra bir psikolojik yani bozukluk bu. Bakın para pul değil sadece.
Yani bu çok büyük çok... tehlike, büyük riskleri almak bu. Fakat büyük bir açıklamasında bir cümle vardı. Kader işte, herkes kendi yaptığını yaşayacak yani. Peki Bardan hiç İyi kendi payına dönüp neden böyle olmuştu? Tabii bir açıklaması yok tabii. Şöyle bir açıklaması vardı. Minicik bir cümleyi cımbızladım. Diyor ki bu evlerin bu hale gelmesinin sebebi senken. Bu kadar. İşte siz de bunu yayınlar, biz... bana sorarsanız bir, bunu ben bir, daha ne diyeyim bir yani. Bir şey şimdi. Söyleyeceğim. Bir ben daha... nasıl bu evliliğin yani böyle, böyle bir açıklama olabilir mi? Allah aşkına son açıklamaya da bilmem ne. Böyle bir açıklama olur mu ya? Açıklamaların hepsini vermek durumundayız tabii. Tabii ki ay, açıklamayı verin de o zaman ben de şunu sorarım. 9 yıldır bir evlilik bir hale geliyorsa 9 yıldır aldatıyorsun. Madem gitmeyen bir evlilik ve bu adam çok kötü, boşanırsın, gidersin. Bitti. İşte onu söyledim ben. Yani bitti. Adama defalarca daha komik bir şey daha söyleyeceğim yine kendisine. Başkasının da sahte evlilik cüzdanı bile var onun. Kimin? Onun. Tabii. Kimle? Biriyle mi evlenmiş? Anlamadım. Başka bir adamla. Evet. Berdan'la evlilik, evliyken evet, mi? Başka bir adamla. Bu evlilik mi? Cüzdanı belgesi şeyi var adamla. Evet. Adam evlendirmiş kendini sahteden. Bakın aa, ben. Evet. Bravo. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bu adamların da suçu yok. Herhalde acın. Ama ben şey dedim, ne kadar şerefsizlik yani. Evli adamın kocası, kadının kocası var. Öbür adamlar da şerefsiz dedim yani. Hastalık bile bile olursan. Ama adamların gerçekten haberi yok. Bilmiyorum. Çünkü Ebru adıyla tanışıyor. Instagram hesabı var. Gamze. Ve evet Gamze diye. Orada müstehcen fotoğrafları var. Spor yaparken göğsünü açmış falan. Bir sürü şey var. Yani şimdi Erdoğan öyle bir şey zaten izin verecek bir çocuk değil evliyken en azından. Bu hesaptan insanlarla tanışıyor. Kendini farklı bir hüviyetle tanıtıyor insanlara. Adamlar bilmiyor Berdan'la evli olduğunu. Bir şey söyleyebilir miyim? Konu adam o bu da değil. Konu yapılan bir pozisyon var. Benim kimseyi suçlama, kimseyle didişme, kimseyle işte bir bunları uzatma gibi bir derdim inanın yok. Ben çocuklarım derdim, işim derdim. Ben çok bu konuyu haklısın. Uzatmadan kapatmak için ve senin dediğin artık ayrıntılara girecek yüzüm olmadığı için mahkemede bütün deliller, videolar var. Bu kadının yaşadığı her şeyin videosu, delil var. Dosyamız gizli değil. Bunlara ulaşacağız. Gizli olmayan dosyaya da siz zaten ulaşabiliyorsunuz. Biz yok, ulaşacağız. Alırsınız. Kendiniz, kendi bildiğiniz akli mantık şeyi anlarsınız. Çünkü benim senin anlattığına kadar artık benim şeyim detay yüzüm gitmiyor istedim. Yani. Vermek şimdi istemiyorum. Bunu söylemek zorundayım bu, yani ben şu, biraz önce söyledim, bir daha yineleyeyim. Siz Mardinli, tam belli bir kültürden gelen, kalabalık bir aileden gelen belli bir kültürün erkek çocuğusunuz. Bugün dahi burada bunu anlatabilecek kadar psikolojiye gelene kadar ne yaşadınız, ben onu merak ediyorum. O bence şu çok an travmatik. Evet. Yani bunu anlatabilecek bir adam olarak hiçbir zaman ben sizi görmedim açıkçası. Evet. Yani sizin profiliniz zaten bana... herkes beni öyle görüyor, düşündüğü yani. İçin ama ben öyle bir adam değilim. Nasıl? Yani işte kro kültürüne çok ben bağlı. Ben bakın. İşte kültürüne bağlı derken kötü değil. Değildir. Yanlış anlıyorsunuz. İşte öyle algılıyorlar. Yok. Yani bu adam serttir. Böyle sert. Hayır olabilir. Öyle değil. Bizim değişmeyecek bir takım kültürlerimiz var. Bağlıyız ama biz aynı zamanda da dünya insanıyız kardeşim. Fikirlerimiz değişebilir. Namus anlayışımız değişebilir. İnsanların seneler geçtikçe her şey değişebilir. Dolayısıyla ben zaten güçlü bir karakterim. İradeli bir karakterim. Benim için bunları göze alan bir insan zaten çocuğunu da her şeyini de gözden çıkartmıştır. Hmm. Çıkarttıysa da zaten benim için sorun yoktur, güle güle. Yani ben bugün birisiyle ilişki yaşarım. Ben onu çok severim, aşık olurum ve sever. Bir gün bana der ki ben seni istemiyorum, gidiyorum. Eyvallah. Bir gün kapısına gitmem. Bitti derim, kafamdan silerim, giderim. Niye diyorsun bu kadar çabuk silerim? Çünkü seni istemeyen birisi var. Aynen. Sonuç itibariyle bunlar da bu hatalarda nedir? Bu hatalarda ben her şeyi göze aldım, nefsime yenildim. Ama bir elim yağda bir elim balda olsun. Buradaki sadece şey şu... Biraz böyle uyanıklık, üçkağıtçılık var işin içinde. Hmm. O kadar. Dolayısıyla benim, vallahi ben çok mutluyum. 43 yaşında çok yeni mutlu doğdum. Oldum. Yanlış anladınız. Hayır, şunu anlatayım. O kadar mutluyum ki çocuklarımla, ailemle, yeni işlerim, bereketlerim. Allah'ım Rabbim yüzümüze baktı ki bunların hepsini ortaya çıkarttı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey araştırmadım. Hepsi telefonuma geldi. Instagram'dan bunların geldi. Bunların hepsinin belgesi yerine. Var sende ve mahkemeye de sundun. Hepsinin hepsi. Hikayesiyle birlikte. Senin söylediğin doneleri de ben evde dolapta nasıl? Kadın buldu yani. Evde. Nasıl kadın buldu? Yani işte bir cüzdandır, fotoğraftır, çiçektir, aşk mektupludur. Hepsi mektupludur. Peruklar falan. Evlilik cüzdanı var. Bir başka bir adamla. Hayır, evlilik cüzdanını evde mi tutuyordu? Hepsi evde bulundu onlar. Ay yok artık. Tabii, pes artık. Hepsi var şimdi, ama. Nasıl buldun? Bir dakika ben. O anı söylemek zorundasın. Nasıl buldun? Yani açtın dolabı ve karşılaştın. Ben bulmadım ya. Arıyor yardımcıyı. Evet. Diyor ki orada böyle bir poşet var. Evet. Onu çöpe at, imha et. Boşandıktan sonra. O da alıyor getiriyor benim önüme.
Şimdi yapmış. Anlıyor musunuz? Şimdi anladım. Bu mevzu yani. Aa, bu kadar. Şimdi ne yapıyor? Değişik peruklar yapıyor. Değişik peruklar. Yani çok uçuk fantastik yani bir olay. Ben artık alıştım. Hani o kadar çok şey oldu ki. Şöyle bir şey olsa, yani bunu da hiçbir şey, ben de bunların hiçbir anlamı veya şeyi olamaz ama yani adam beni devamlı aldatıyordu, adam beni dövüyordu, adam bana kötü davranıyordu, onu yapıyordu, buna karşılığı bu olamaz zaten de. Ben de gönlüm kaydı, bu beni o kadar sevmedi ki, bir, hani bu başka bir şey. Hani bunun da özrü yok da, bu başka bir şey. Buradaki psikoloji, kadın başka bir kimlik oluyor. İsmini değiştiriyor. Aa, Instagram'da başka bir hesap açıyor. Peruklarla kendini farklı birisi yapıyor ve gerçekten bu adamlara evli olduğunu söylemiyor ve başkasına beraber şey, Berdan Mardin'in kocası olarak bilinmiyor. Yani kimse cesaret edemezdi baktığınız zaman. Şimdi Seren'cim burada eğer sus, burada bu Instagram'dan sürekli bir şeyler yazmasaydılar ben şimdi bunları da konuşmazdım. Çocuklarınız için evet. Zaten. Bak, bunları da konuşmazdım ama vır 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 sanki bir halt varmış gibi, ben şuyum, ben buyum. Yok ben böyleyim, yok ben şunu açıklayacağım. Açıkla. Ben şimdi bunların hepsini söylüyorum. Bakın ben iddiayla konuşmuyorum. Ben olanların gerçek olduğunun delil ve ispatlarının hepsini mahkemeye sundum. Bunun bu intihar videosu da var. İlaç kullanıp intihar etme. Kendini insanlara güzel gösterme moduyla yapılmış mı bir şey bilmiyorum. Çocukları Sapanca ve Bostancı'da iki otelde otelde bırakıp gittiğinin kamera kayıtları var. Sonra adli tıpta bu kadının yasak madde kullandığının belgesi, ispatı var. Bu çok taze, bunu da konuşacağız. Tamam mı? Korkunç. Bunlar var, bunlar var. Şimdi benim sizin derdiniz ne? Ya ben boşandım. Evet. Ya rahat bırakın ya. Çocuklarım velayeti bende. Hı. Benim davam başkalarının davası gibi değil ki. Benim bir problemim yok. Niye bana problem yaratıyorsun? Velayet konusunda bizde... Yani probleminiz ne? Derdiniz ne? Bana bu kadar yazılar, şunlar. Siz ünlüsünüz. Ya hayır, ondan değil. Karşı taraf için söylüyorum. Karşı tarafı diyorum. Karşı taraf hem yaptım... He, problem ne yani? Ben de gittim. Ama görmek istiyorum. Şimdi sen çocukları bırakıp gittin. Bu kadar şey yapan bir insan bugün de bunları yapar zaten. Çok normal. Şimdi sen çocukları bırakıp gittin. Evet ben yaptım deyip kabul edecek mi? Adamlarla buluşmaya gidiyor. Evet çocukları otel odasına bırakıp gidiyor. Hanginizde çocuğu görecek? Kabul edilemez bir şey. Çocuğu yalnız otel odasına bırakıp adamları affedersin kalmaya gidiyor yani. Bakın buraya bir ömrü boyunca çocuklarını görmeyecek. Çok özür dilerim. Bir saniye. Buna ben karar veremem mahkeme. Bunu bir Berdan Bey'in ağzından duyabilir miyiz? Şimdi... Çocukları siz yokken bir otel odasına bırakıp yan odaya mı geçiyor? Böyle bir şey mi? Doğru mu anlıyorum ben? Yoksa tamamen ama mi otelden işte çıkıyor? Bir şeye takılıyorsunuz. Hayır bakın insanlar... Ben anlatayım bakın bir ben anladım sizi. Tamam. Evet çocukları bir otelde bırakıp aşağıda eğlenip yan odaya geçiyor. Ertesi günü de çocukları otelde bırakıp başka bir şehire gidiyor. Sabaha dönüyor. Ertesi günü başka bir otelde yine bırakıp gidiyor. Hepsi İkinci aynen. Hafta komşuda bırakıp gidiyor. Üçüncü hafta diğer komşuya gidiyor. Orada resimler çekiyor. Biz buradayız deyip videoları koyuyor. Sonra gidiyor başka bir yere. Korkutucu oradan da diyor ki biz buradayız işte. Gönderiyor. Korkutucu. Bu kadar. Yani hangi bu bir değil. Hangi mahkeme gösterir şimdi? Evet. Hangi mahkeme gösterir? Defalarca bu, bu Berdan Mardin'in çocukları bana göstermeye olayı değil bu. Hiçbir mahkeme bunun velayetini anneye vermez. Hiçbir mahkemede şu anda belki de 18 yaşına kadar hatırlamıyor musunuz Işın Karaca'nın kocası yasaklı madde kullandığı için 18 yaşına kadar çocuğu görme meni verdi mahkeme. Yani bu demek değil ki ışın göstermiyor. Şimdi son geldiğimiz noktada da adli tıp raporunda bir yasaklı madde durumu var bu arada. İzmir'de Berdan. Bir gün ona gireceğim. Yine İzmir'e gidiliyor çocuklarla tatile. Hı hı. Bak ben sıfır jip korkunç almışım ya. Koymuşum altlarına. Kredi kartları her şey. Sınırsız. İşte bundan oluyor bence işte. Şimdi doğru söylüyorsun. Onu da aklım başıma yeni geldi. Orada da yine çocuklara bakıp el alemin villasında partiler düzenliyorlar. Anlıyor musun? Ve bunun şahitleri var yani. Arkadaşları şahitlik yapıyor. Yani onunla orayı paylaşan, oraya giden. Benim bak iddiam yoktur. Ya şahitlidir ya belgelidir. Ben öyle konuşmam. İddia yok. Ben iddia etmem. İşte senin şuyun var, benim buyum var. Ya benim konum o değil ki. Benim ne iş yaptığım, yok yasak iş yapmışım, yok bilmem ne yapmışım. Bak ne kadar belden aşağı vurmalar. 10 yılını paylaşmışsın. Suçunu örtmeye çalışıyor, suçunu örtmeye çalışıyor.
Ondan sonra gelmişsin diyorsun ki bunu bunu yapıyorum. Bu parti kardeşim, düzenleme konusunu bir şey yapabilir miyiz? Siz gene ekstra da mısınız o sırada? Siz yoksa tatile mi gönderdiniz ben çocuklarla? Hayır. Günü gelmiş bana demiş ki psikolojim bozuk. Biraz çocuklarla çıkmak istiyorum. Ulan ben de diyorum ne oluyor? Niye bu kadar psikoloji bozuk? Ne oldu yani bu son 2-3 ayda? Adamla aşk yaşadı. Adam plakasına kadar şimdi, evet, yazdı. Aşk yaşadı ne olduğunu yani bilmeden, ben de tahmin etmeden tamam diyorum. Hani gidin çocuklarla tatil yapın. Hı. Eğlenin, hı, gelin. Ben nereden bileyim bunları? Hı. Evde ben oturuyorum. Yemeğimi kendim yapıyorum. Onları tatile gönderiyorum. Yani ben böyle bir adamım yani. Ben böyle bir vicdanlı, merhametli bir adamım. Ben çok vicdanlıyım ya, inan bana. Ben bu konuların buraya gelmesini, burada konuşmayı asla istemezdim. Kendime de yediremezdim. Ama maalesef ki vicdanın, merhametin karşındakine ne oluyor biliyor musunuz? Silah oluyor. Aynen öyle. Tamam mı? Çok doğru. Çok, çok silahla doğru. Seni alıyor. Çok dang doğru. Dang 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 vuruyor işte, bu kadar. Ama bundan sonra hayatımızda mesela bak ben şunu da öğrendim Seren. Eskiden işte çıplaklık, belli bir bölge, bir şey, namus böyle geliyordu bize kafamız. Vallahi onlar daha namuslu. %100 canım. Yani onlar daha namuslu. Boyut atlamış. Yani kalbinde yalan, bir kere bir arkadaşına ihanet eden, bir sevgilisine ihanet eden ne adam ne kadın benim yüzümde namussuzdur. Doğru. En büyük namussuzluk bunlar. Şimdi biz hayat bize bunu da öğretti yani. Peki üzüldün mü? Çünkü sonuçta karındı ve seviyordun. Yani sevdiğim insanın beni aldatması beni çok yıkar. Birdenbire kalbine soğukluk mu geldi? Ağladın mı? Üzüldün mü? 10 sene çocukların annesi, yediremedin mi? Ne yaptın? Nasıl hissettin kendini? Çok merak ediyorum. Şöyle, ben inan bana hiçbir şekilde sevgi ve aşktan dolayı üzülmedim. Neden? Neye üzüldüğümü anlatayım. Bu kadar iyi olmana rağmen, bu kadar vicdanlı, merhametli ve bu kadar güzellikleri sunmana rağmen neden insanlar bu kadar kötüye üzüldüm? Siz yanılıyorsunuz benim, ama burada sürekli bakın Berdan Bey, siz yanlış yerden bakıyorsunuz. İnsanlar bu konuyu sizi sevdiği için takip ediyor. Siz içinde olduğunuz için algılayamıyorsunuz. İnsanlar sizi sevdiği için bu konuyu takip ediyor. Tamam, ben de başka bir şey, konu mu değişti şimdi? Hayır, ne oldu? Hayır, şunun için söylüyorum. Büyüyen bir konu yok. İnsanlar insanlar sadece ve sadece sizin başınıza gelen emek verdim, onu üzüldüm. Bırak, bir şey anlatıyorum ben. Diyorum ki üzülme konusu var ya. Üzülmede şuna üzülmem. Birisi zaten bütün riskleri, bak birisi seni de aldatsa ve gitse asla üzülmeyin. Çünkü zaten bunu göze almış, bitmiş. Sana karşı bir şey yok. Ben öyle bir insan mıyım ki bana karşı bir şey olmayan bir şey duyayım, bir sevgi daha duyayım. Değil, ama ben öyle biri değilim yani. Hayır, insan yaptıklarına da yanar ya hani. Ona sadece. Emek var, 9 yıl var, evlat var, yaşanmış anılar var. İlk tepkin ve reaksiyonun ne oldu? Tamam, ben de diyorum ki şaşkınlık oldu yani. Şaşkınlık. Sonuçta böyle şaşkınlıktan sonra... Erkekler daha saf, biliyor musun? Biz kadınlar daha çabuk yakalarız. Bende yok böyle. Ben şunu dedim. Ya yakalamak, bu kesinlikle... Için insan bu cümleyi kullanamaz ya, yakalamak. Kadın kocasını yakalamak mı sempatik gelir ama karımı yakaladım konuşması bile. Zaten yine yakalamamış. En son eve gelmemiş. Gelmedikten sonra boşanma davası açıp boşanıyor. Boşandıktan sonra zaten hepsi çıkıyor ortaya. Bir de böyle bir şey var yani. Tabii. Ya şunu söyleyeyim size. Üzülme ya da üzülmeme konularını soruyorsunuz ya hep böyle bana. Ben maşallah kendimi çok iyi toparladım yani. Evet. Konulara da gittim, yürüdüm. Hatta herkes bana diyor sen ne kadar iradeli bir adammışsın.